Dilan abla geldi. Abla hoş geldin. Geç otur şöyle. Yok, oturmaya gelmedim. Yok mu oğlumdan bir haber? Yusuf'un izini bulamadınız mı daha? Dilan abla konuştuk bunları. Arıyoruz, aratıyoruz. Yusuf'un fotoğrafları her yere dağıtıldı. Mutlaka bir şey çıkacak ama hemen değil. Beklemeye gücüm yok artık. Kaç ay oldu? İstanbul Kazan, biz Kepçe, kardeşimizi arıyoruz. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Sen otur sen. Otur. Geç kardeşim sen de şuradan. Geç. Bir şey içer misiniz? Haklısınız Şeref kardeş ama işiniz zor. Burada olup da yapacağınız bir şey yok ki oğlum. Dönün evinize, Diyarbakır'da bekleyin. Bir bulunsun Yusuf. Söz kendi elimle getirip teslim edeceğim size. Tamam mı abla? Olmaz, gitmem. Bir defa döndüm arkamı evladıma. Üvey babası olacak alçak sattı gitti. Ah ben askerde olmayacaktım. O şerefsizi kendi ellerimle... Böyle konuşma Şeref. Yakışıyor mu sana? Ya şimdi küfür gibi gelecek size ama... Sabredeceksiniz, başka çare yok. Bulacağım Yusuf'umu. Gerekirse ölene kadar arayacağım ama bulacağım. Hadi gidelim oğul. Daha karakolları dolanacağız. Gidelim ana. Allah yardımcınız olsun. Bu nasıl iş be? Ne eziyettir bu kadının çektiği. Allah kimsenin başına vermesin. Ki o insanlara boşu boşuna ümit ettiniz demek. Evlat bu. Başka bir şeye benzemez ki. Benzemiyor Engin, benzemiyor. Dünyaya gelir gelmez hayatın ta kendisi oluyor. İnşallah bir gün sen de yaşarsın bu duyguyu. İnşallah. Rıza baba, Dilan abla geldi. Hayırlı akşamlar Rıza baba. Sana da Dilan, sana da. Yine yorulmuşsunuz buraya kadar ama Yusuf'la ilgili henüz bir gelişme yok. Nasıl yok? Bir iz de mi yok? Şüphe de mi yok? Yer yarıldı da içine mi girdi Yusuf'um? Ne diyeyim sana Dilan? Ne diyeyim bacım? Herkes elinden geleni yapıyor inan ama yok, yok. Yorulduk amirim. Maddi manevi bittik. Bakın memleketinize dönüp bekleseniz. Bir haber çıkar çıkmaz hemen gelirsiniz. Hiçbir yere gitmem. Satın alıp İstanbul'a kaçırmışlar Yusuf'umu. Evladım buradayken ben evimde oturup bekleyemem. Yusuf 6 aydır kayıp Dilan. Çocuklarından senelerce haber alamayan insanlar var. Boş yere umut edip tükenenler, kandırılanlar. Ne olur sakin ol, bize güven bak. Yoksa böyle giderse seni de kaybedeceğiz ha? 2 evladım var bu hayatta. Başka hiçbir şeyim yok. Biri kayıpken ben yarım insanım. Bu yarım halimle ölmüşüm, yaşamışım fark eder mi? Doğru, haklısın. Bu dünyadan gelmişim, gitmişim fark eder mi Rıza baba? Sakin ol Dilan, sakin ol. Tamam. Tamam. Al abi. Aferin aslanım. Aferin. Gel bakalım. Buyur abi. Bu kadar mı lan? Bunun için mi getirdik lan seni yer? Geç. Peki abi. Adam gibi çalışmadıysan sen de tokadı yersin Yusuf. Ne kaldırdın? Bunlar. Vay be. Helal sana. Aferin. Geç bakalım. Amir, ne getirdin bakalım? Bunları getirdim abi. Bu kadar mı? Dalga mı geçiyorsun benimle lan? Vallahi yok abi, bu kadar. Yalan konuşma, keserim kulağını. Ne çaldıysan göreyim lan. Bırak çocuğu. Geç lan. Sen karışma. Nerede lan? Baki abi yapma. Nereye ya saklıyorsun lan? Baki abi. Söyle. Yapma. Doğru mu söylüyor bu Baki? Bilmiyorum abi. Bakacağız. Hangisi senin yatağın? Hangisi doğru lan? Konuş lan? Çıldırtma beni söyle. Bu abi. Geç öyle. Kalk. Bunlar ne lan Uyar? Jilet abi vallahi ben... Kasa mı açtın lan kendine köpek? Kasa mı açtın abi. Ha? Baki abi vurma abi. Konuşsana lan. Baki. Baki abi yapma. Yapma Baki abi. Size ibret olsun lan. Bize Baki yamuk yapan hali budur. Keyfinizi bozmak gibi olmasın ama. Söyle Aylin. Çukurcuma meydanında bir ceset bulunmuş.
8-9 yaşlarında bir erkek çocuk cesedi. Kafasında kurşun sıkılmış. Hadi hemen çıkalım arkadaşlar. Rıza babaya haber ver Aylin, hadi. Tamam. Kafasından vurulmuş. Her ceset bir felaket demek ama çocuk olunca berbat bir şey. Haklısın. Üzerinden kimlik çıkmamış. Büyük ihtimalle çevrede yaşayan sokak çocuklarından biri. Bir iki yere sordum ama kıyafetinden falan da tanıyan yok. Parmak izinden sabıka taraması yapalım. Hı hı. Benzer yaş ve işgaldeki kayıp ilanlarına da bakalım. Hı. Tamam başkomiser. Elimizden şimdilik başka bir şey gelmiyor zaten. Merkeze mi dönüyoruz? Evet. Hadi. Hadi usta. Savcı bey bırakıyoruz beyler. Hadi toparlanıyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi Erdal. Öldürdüler Amit'i. Harcadılar kardeşimizi. Ne yapacağız şimdi? İntikamını alacağız. Kanını yerde bırakmayacağız. Sabıkası yok çocuğun. Parmak izinden de bir şey çıkmadı. El kadar çocuktan kim ne ister anlamadım ki. Vallahi arkadaşları yapmış olabilir. Ya da kapıştığı birilerinin işidir. Öylesi daha fena. Düşünsene. Çocuk katili çocuklar. Düşünmesi bile insanın kanını donduruyor. Kayıp ilanlarına bakıyordum Rıza baba. Polis tutanaklarından. Var mı işe yarar bir şey? Var. Eşkale tıp atıp uyan bir çocuk var Rıza baba. Tanıdık biri aslında. Dinan ablanın oğlu Yusuf. Emin misin? Eminim. Yani boy, fizik hemen hemen aynı. Yüzünü tanıyamıyoruz ama saçı, gözü... Üf. İnşallah değildir ya. Dur bir dakika usta ya. Daha bir şey belli değil ki. Hüsnü haklı. Ceset Yusuf'un olmayabilir. Teşhis gerekecek. Dilan'ı arayayım. Gelip baksınlar. Teşhis anında yanında olun Murat. Tabii Rıza baba. Diğerleri de devreye. Hadi, hadi. Ateşi düşmedi lan bunun. Bu olanlar hep Baki'nin yüzünden. Jilet'in gözüne girsin diye Hamit'i de öldürdü. Hamit'in hasta annesi için biriktirdiği paraydı o. Ameliyat ettirecekti 2 ay sonra. Anlayıp dinlemeden harcadılar çocuğu. Benim adım da Yusuf'sa bunu Baki'nin yanına bırakmam arkadaşlar. Benimle misiniz? Seninleyiz Yusuf. Sen ne dersen o. Kalk lan. Ne işiniz var lan burada? Oturup karı gibi laklak edin niye mi besliyorum ben sizi? Çıkın lan dışarı çalışın. Jilet abi hasta bu çocuk. Ateşler içinde. Doktora mı götürsek? Bir şey olmaz. Beklesin düzelir o. Çocuk hasta ya. Doktora götürelim. Bak bak bak. Artist mi kesildin lan sen başıma? İtme. İçerim de döverim de lan. Yürü lan. Kırmayayım kafanı yürü. Sen de bir biri al gel. Tamam. Yürü koş. Cesedimi almaya geldim kuzum. Ana dur. Sakin ol abla lütfen. Çocuğun Yusuf olduğundan emin değiliz daha. Bak bakalım. Ha? Değil, o değil. Yusuf'umun kolunda ben vardır. Benim Yusuf'um değil. Emin misin abla? Bir daha bak istersen. Eminim elbet. Ben doğurmuşum, ben büyütmüşüm. Kendi evladımı tanıyamaz mıyım? Tamam, tamam. Hepimize geçmiş olsun. Şimdi ne olacak? Yusuf'tan başka bir iz yok mu? Şimdilik yok. Sizi merkezde bekleteceğiz biraz. Ali. Bu taraftan gidelim. Hadi buyurun abla. Eyvallah Murat, tamamdır. Haberleşiriz. Dilan görmüş cesedi. Yusuf değilmiş. İyi. Aman çok şükür. Orası da doğru. Saldırın. Telefon var mı kimsede? Bende var. Alo polis mi? Bir ihbarda bulunacaktım. Çukurcuma meydanda bulunan çocuk cesediyle ilgili. Evet.
katilin nerede olduğunu biliyorum. Rıza baba, Dilan abla geldi. Hayırlı akşamlar Rıza baba. Sana da Dilan, sana da. Yine yorulmuşsunuz buraya kadar ama Yusuf'la ilgili henüz bir gelişme yok. Nasıl yok? Bir iz de mi yok, şüphe de mi yok? Yer yarıldı da içine mi girdi Yusuf'um? Ne diyeyim sana Dilan, ne diyeyim bacım? Herkes elinden geleni yapıyor inan ama yok, yok. Yorulduk amirim. Maddi manevi bittik. Bakın memleketinize dönüp beklesiniz. Bir haber çıkar çıkmaz hemen gelirsiniz. Hiçbir yere gitmem. Satın alıp İstanbul'a kaçırmışlar Yusuf'umu. Evladım buradayken ben evimde oturup bekleyemem. Yusuf 6 aydır kayıp filan. Çocuklarından senelerce haber alamayan insanlar var. Boş yere umut edip tükenenler, kandırılanlar. Ne olur sakin ol, bize güven bak. Yoksa böyle giderse seni de kaybedeceğiz ha? İki evladım var bu hayatta. Başka hiçbir şeyim yok. Biri kayıpken ben yarım insanım. Bu yarım halimle ölmüşüm, yaşamışım fark eder mi? Doğru, haklısın. Bu dünyadan gelmişim, gitmişim fark eder mi Rıza baba? Sakin ol Dilan, sakin ol, sakin ol. Tamam. Tamam.